Evet sevgili izleyenler, kısa bir aranın ardından Yazıyor Yazıyor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Bugün stüdyolarımızda Pamukkale Arama Kurtarma Doğa Sporları Derneği kurucu üyesi Halil Dağdaş ve başkan yardımcısı Ali Fuat Avcı bizimle birlikte Paktos faaliyetlerinden konuşuyoruz. Evet, birinci bölümde aslında daha çok çevre etkinliklerinden, projelerinizden ve biraz da çevre bilincinden bahsettik. İkinci bölümde de daha çok arama kurtarma çalışmalarınızdan başlamak istiyorum. Ali Fuat Bey, sizden başlayalım. Paktos arama kurtarma alanında neler yaptı, neler yapıyor, neler söyleyeceksiniz? Şimdi Paktos olarak yeni dönemde tabii 1999'da kurulan bir birlik. O dönemde daha aktif bir şekilde bu arama kurtarma faaliyetlerine katılmışlar. Biz tabii bilmiyoruz. 3 yıllık bir deneyim var benim sadece. Biz son dönemde yetiştik. Bir tane arama kurtarma faaliyetine ben katılabildim. Tabii şimdi artık profesyonel ekipler bu işlere müdahil oluyorlar. Paktos'ta belli bir döneme kadar, AFAD kurulana kadar çok aktif bir şekilde bu faaliyetlerini gerçekleştirmiş. Daha sonra AFAD ekiplerine bu görevi devretmiş ama gönüllü olarak sürekli her zaman bu ekiplerin yanında. Biraz önce bahsettiğim gibi geçen aylarda biz AFAD'dan yine eğitimleri aldık kendimizi güncelleme adına. Kendileriyle de söz aldık, öyle söyleyelim. Doğada bir arama kurtarma faaliyetine bizleri de davet edecekler. Hatta kamplı bir arama kurtarma faaliyetine. Çünkü yakın zamandaki üyelerimiz bu faaliyetlerden, bu eğitimlerden oldukça uzak. Bilinçleri Halil abiler kadar yok. Onlar geçmişte bilfil kendileri iştirak ettikleri için. Ben sadece geçen sene Buharkent'te bir üst emrimiz şehit olmuştu. Büyük Menderes'te kaybolmuştu. O faaliyete katılabildim. 6 kişilik bir ekip kurduk. Ailesi bizden yardım istedi. Başkanımız vasıtasıyla orada bir arama kurtarma gerçekleştirdik. Ama geçmişteki faaliyetleri Halil abi daha iyi anlatır. Tabii, ben evet. Çok bilemiyorum yani eski deprem zamandaki şeylerimizi ama biz eğitimlerimizi alıp üyelerimize eğitimlerimizi vererek bunu güncel tutmaya çalışacağız. Bu konudaki faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Çünkü üyelerimizin bilinçlenmesini istiyoruz. Üyelerimiz sonuçta Denizli halkı. Oradan 3-5 kişiden başlayarak bu işi yaymak istiyoruz. Geçmişteki arama kurtarma faaliyetleri hakkında tabii. Halil abim daha Halil Bey'e de söz vereceğiz. Evet. Peki Halil Bey, Paktos'un kurulumundan bu yana arama kurtarma çalışmaları olarak neler yaptınız? Şimdi 1999'da Paktos'u kurduktan bir hafta sonra 7 Kasım'da biliyorsunuz Düzce Kaynaşlı depremi meydana geldi. Ve biz hemen 1,5 saat içerisinde organize olduk ve 7 kişilik bir ekiple jeneratörümüzden aydınlatma lambamıza kadar birçok aletleri de aracımıza yükleyerek yola çıktık. Ve o dönemde Denizli'yi yöneten belediye başkanlarından tutun devlet yetkililerine kadar sivil savunma görevlilerinden rahmetli Doktor Metin Sürmel'in de büyük desteğiyle yolumuza devam ettik ve sabaha Düzce'ye geldiğimizde inanılmaz bir kaos ortamıyla karşılaştık. Sonuç olarak biz 3 gün Düzce Kaynaşlı Bolu bölgesinde arama kurtarma faaliyetinde bulunduk. Takdir edersiniz ki yeni kurulmuş bir dernek, dağcılık deneyimimiz var ama arama kurtarmada çok fazla iddiamız yok. Yani biz şimdi oradaki o kaos ortamı, hani derler ya kriz masası. Evet. Şimdi kriz masasına gittik. Bize görev vermelerini istedik. Kendimizi tanıttık. Arama kurtarma ekibi, ekipmanlarımızın olduğunu söyledik. Bize şunu söylediler. Şu meydanda Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler çadırlarını kurdu. Siz de kurun çadırlarınızı, bekleyin. Şimdi bekledik. Bir iki saat geçti böyle. Hiç kimse bizle de ilgilenmiyor. Gerçekten yüzlerce insan gönüllü orada arama kurtarma faaliyeti yapacaklar. Ama kimse de görev veremiyor. Çünkü müthiş bir kaos ortamı. Evet. Sonra düşündük, dedik ki ya biz niye görev bekliyoruz ki? Biz dedik merkezden kıyılara doğru gidelim. Kenarlara, kenar mahallelerine doğru. Aracımıza bindik. 7 kişi. Ve kenar mahallelerini gördüğümüz zaman inanamadık yani. Herkes feryat içerisinde, binalar yıkılmış ve yangınlar çıkmış biliyorsunuz Kasım ayı olduğu için sobalar yanıyordu. Ve insanlar böyle müthiş bir şok içerisinde
kurtarılmayı ve içerideki o yıkıntıların içerisindeki yaralılara ulaşmaya çalışıyorlar. Tabii şok etkisiyle de ne yapacaklarını bilemiyorlar. Evet. Yani böyle saçlarını yolan insanlardan tutun da deli divane gibi dolaşan insanlara kadar, bunun yanı sıra da yağmacılara kadar birçok olayla karşılaştık. Ve o günkü şartlarda biz yapmış olduğumuz ilk faaliyette bir yaralıyı yıkıntının arasından kurtardık ki bu kurtardığımız süre yani 8 Kasım'ın öğle saatleri civarındaydı. Düşün, gece olan bir faaliyet, yani bütün gece o yıkıntının altında kalmış ve ertesi günü öğleden sonra bir çalışma sonucu o yıkıntılar arasından çıkardık bir felçli bir vatandaşımızı ve onu sağlık yetkililerine teslim ettik. Daha sonra yapmış olduğumuz çalışmalar bina yıkıntıları arasından böyle yaralı ihbarları almıştık. Tabii bu yaralı ya da herhangi bir eks vatandaş olup olmadığını bilmediğimiz, bu sesle olmadığı için bu yöntemleri öğrendik orada. Ve bunları yaparken tesadüf Fransız arama kurtarma ekibinden bir yardım talebinde bulunduk. Dedik ki bir yakınlarda çalışıyorlardı. Gittik biz Paktos'ta iki kişi. Dedik ki bizim bir yıkıntımız var. İçeride canlı olup olmadığını bilemiyoruz. Sizin aletlerle bu cunun canlı ya da eks olup olmadığını tespit edebilir miyiz? Ve onlar o ekipmanını getirdiler bizim yıkıntıya ve orada bir eks insan olduğunu tespit ettiler. Yani yaşayan birisi olmadığını tespit ettiler ama sonuçta biz o binada çocukların olduğu bir ceset çalışması yaptık. Tabii bunları yaşarken, yani olayı dramatize etmek istemiyorum ama gördüğümüz ve yaşadığımız faaliyetler, değil mi? O günkü, yani bugün pozitif ilimlerle izah edilmeyen inanılmaz kokular, inanılmaz sesler ve yani şunu dedik geldikten sonra, günlerce yemek yiyemedik, böyle yüzümüz gülmedi, onun etkisinde rüyalarımıza girdi, böyle çırpınarak uyandık. Değil mi? Yani çünkü etkisi çok zor devam ediyor daha sonra yani. Kesinlikle. Ben bugün o olaydan sonra da DEHA'ya canlı yayına çıktığımızda şunu söylemiştik. Yani bu arama kurtarma işi, gerçek anlamda söylüyorum, bir gönül işidir. Değil mi? Yani bu iş parayla yapılmaz. Net söylüyorum. Yani arama kurtarma işi insanın kendi hayatını riske atmasıdır. Evet. Ama bu riske atılması gereken bu iş çok faziletli bir iştir. Bu işi ancak gönlü olan, cesareti olan ve eğitimi olan insanların girmesi lazım. Değil mi? Aslında eğitimin de bir yerde altına çizmek lazım. İşte bunu tespit ettikten sonra biz o olaylardan döndükten sonra kendimizi geliştirme konusunda çok eğitimlere katıldık. Deprem arama kurtarmasından sel arama kurtarmasına kadar ve bununla ilgili Türkiye'nin dört bir yanında kamplı uygulamalar ve faaliyetlerde bulunduk. Yani o mizansenlerden bir tanesini bahsedeyim. İşte Gönen, Balıkesir Gönen'de bir tatbikat yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinden arama kurtarma görevlileri, ekipleri ihbar saatinden hemen sonra organize olup yola çıktılar ve Gönen'de gece saatlerine ulaştık ve senaryo gereği sanki işte bir enkaz başında nasıl arama yapılıyor, kurtarma nasıl yapılıyor, bunların uygulamalarını yaptık ve daha sonra bu uygulamaları yapan tüm ekiplerle en sonunda durum değerlendirmesi, eksiklerimiz, tecrübelerimiz ya da olması gereken daha farklı eğitimlerle ilgili bilgilendirme toplantıları yaptık. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün deprem arama kurtarmasıyla dağ arama kurtarması farklı şeyler. Değil mi? Kesinlikle. Yani birini öğrenmek ötekini öğrenmemek değil yani. Birçoğunu öğrenme konusunda bir faaliyet göstermek gerekiyor. Bu da neden geçiyor? Eğitimden geçiyor. Tabii ki bu eğitimin yanı sıra biz tabii kendi mesleklerimiz itibarıyla da o mesleklerimizi o eğitimlerde kullanıyoruz zaten. Değil mi? Evet. İçimizdeki bir inşaat mühendisi
binanın yıkıntısıyla ilgili göçüp göçmeyeceğinin kararını veriyor. Evet. Ben makine mühendisi olarak oradaki yaralıya ulaşabileceğimiz ekipmanları nasıl kullanılması gerektiğini, bunların doğru kullanımıyla ilgili tecrübelerimi ortaya koyuyorum. Bir başkası işte elektrikle ilgili, yangınla ilgili önlemleri alıyor. Ama şunu öğrendik. Arama kurtarma işi sizin bilmeniz yeterli değil. Siz eğer maruz kalırsanız herhangi bir afete, başkaları sizi gelip kurtaracak. Demek ki bu iş toplumun içerisinde herkesin bilmesi gereken. Değil mi? Bakın herkesin bilmesi gereken. Şimdi bazıları diyorlar ki illa ki biz enkaza mı gireceğiz? Bakın ben bir şey anımı anlatayım. 7 Kasım mı 8 Kasım gecesi, yani bir gün sonra gece saat 1'de Kaynaşlı'ya çadırlar geldi. İnsanlar açıkta ateş yakmışlar ve -7 derece olan bir soğuk ortamda o yıkıntıları da kendi cenazelerini bekliyorlar ve ayrılamıyorlar. Zaten şoktalar. Şimdi bizden bazı arkadaşlarımız o çadırların kurulmasına yardımcı oldular ve çadırları onlar kurdu. Yani bakın gece saat 1'de herhangi bir afet bölgesinde çadırı kurup da o insanları o çadırın içerisine kapalı ortama sokabilmek bile bir iş yani. Değil mi? Kesinlikle. Hele ki öyle bir ortamdayken. Herkes arama kurtarmada bir rol üstlenebilir. Kimisi su dağıtır ya, içme suyu dağıtır. Kimisi, ben hani geçmiş zamanlarda da bunu çok söylüyorduk. Oradaki şoka giren insanları, çocukları şöyle kucaklayıp da o insan sıcaklığını hissettirebilmek onlara yapılacak bence en büyük yardımdır. En büyük yanında motivasyon. Olduğunu hissettirmek. Yanında. Yalnız ben değil. Senin yanındayım demek. O bakımdan biz eğitimlerimizde bunları anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Yani insanları öyle bir şok ortamda, bakın deprem boş verin, bir trafik kazasında bile gidin kucaklayın yani. Tabii bunu yaparken yani o insan sevgisini ön plana çıkartarak kucaklayın. Evet. Yani bu bile o insana yapabileceğiniz en büyük manevi, maddi yardımlardan birisidir. Kesinlikle. O bakımdan tabii geçmiş dönemlerde dağ arama kurtarmayla ilgili çok faaliyetlerimiz oldu ve çok ceset indirmişliğimiz vardır, yetkililere teslim ettiğimiz. Onun haricinde denizdeki Gökpınar Baraj Gölü'nde ve başka yerlerdeki boğulan insanların su altından çıkartılmasıyla ilgili faaliyetlerimiz oldu. En son faaliyetlerimizden bir tanesi de Çamlık'ta, Kaybolup'ta bir öğretmeniniz vardı, Numan öğretmen. 48 gün sonra onun cesedini o ormanın ücra köşelerinde bulma ki biz 3. operasyonumuzda onu bulabildik. Yani bunlar tabii acı olaylar. Allah inşallah bizleri bir daha göstermez. Değil ama mi? Öyle bir olayla karşılaştığımız zaman da biz Paktos üyeleri olarak bir nevi içimizde Denizli Akut'unda, Akut'ta olan arkadaşlarımızla birlikte bu faaliyetleri yapacağımızı sayın halkımızın bilmesini istiyorum. Herkes de bu tür faaliyetlere katılmayı davet ediyorum. Değil mi? Aslında toplumun her kesimi birazcık bilgi edinebilsek daha faydalı olabiliriz. Tabii ki. Peki Ali Fuat Bey, size de söz vermek istiyorum. Süremizin de sonuna geliyoruz. Evet. Zaman zaman ekranlarımızda, fotoğraflarımızda arkada dönüyor. Birçok etkinlikler yapıyorsunuz her gün. Her hafta sanırım pazar günü düzenli yürüyüşleriniz de oluyor. Biraz bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ben hemen Halil abinin sözleriyle bağlayayım olayı. Bizde sistem gönüllülük üzerine yürüyor. Hem doğa sporu hem de arama kurtarma faaliyetleri. Bizim üye formumuzun en altında yazar. Her Paktos üyesi gönüllü bir arama kurtarmacıdır diye. Bu doğa da olabilir, deprem olabilir, çığ olabilir. Bunu bu şekilde bağlayarak etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Üyelerimiz bizi Facebook sayfamızdan, Paktos Denizli sayfamızdan takip ediyor. Biz etkinliklerimizi orada aylık bazda ilan ediyoruz. Mevsim şartlarına göre, hava durumuna göre, yağmur, kar, buzlanma, gittiğimiz parkurları biz biliyoruz. Yani yılların deneyimleri yanımızda. Rehberlerimiz işlerini çok iyi biliyor. Katılımcılarımız oradan takip ediyor. Her hafta nereye gideceğini bilerek bizle geliyor. Biz bu programları yaparken de belli bir düzen içerisinde yapıyoruz. Rastgele her geleni hemen bir zirveye, işte bir Babadağ'a, bir Honaz'a, bir Karababa'ya çıkarmıyoruz. Kolaydan başlayarak zora doğru giden bir programımız var. Üyelerimiz bunları uyguladığı takdirde çok kısa zaman içerisinde, zaten gönüllü olarak geldikleri için ve kısa sürede bu işi sevdikleri için
kısa sürede fiziksel kapasitelerini çok yukarıya taşıyabiliyorlar. Bunun en güzel örneğini geçen sene biz yaşamıştık. Sizin programımıza katılan Devrim Hanım ve bizim yine üyelerimizden Nermin Hanım, iki bayan arkadaşımız bizim aylık programlarımızı takip ederek yılın hemen hemen en zor döneminde Karababa zirvemize, Karşı Dağ'ın zirvesine 2308 metreye bizle beraber tırmanabildiler. Bu bizim için büyük bir örnek teşkil etti. Bir gurur duyduk arkadaşlarımızla. Bu etkinliklerimizi Paktos Deniz sayfasından, ayrıca üyelerimiz arasında kurduğumuz WhatsApp grubumuz var. Oradan ilan ediyoruz. Fotoğraflarıyla günlük olarak ne yapılacak, ne giyilecek, yanımıza yeme içme ne alacak detaylarıyla anlatarak. Her türlü bilgiler veriliyor aslında. Her türlü bilgilendirme yapılıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi parkur başında tekrar hem tanışma ve parkur bilgilendirmesi yapılıyor. Bu programlarımızın amacı hem kişilerin fiziksel kapasitelerini üst seviyeye taşımak hem de ulusal bazda yapılan etkinlikler var. Paktos olarak biz her sene böyle bir etkinliğe katılıyoruz. Tabii bunlar genelde 3000 metre üzeri olan tırmanışlar oluyor bu etkinlikler, ulusal bazdaki etkinlikler. Üyelerimizi oraya hazırlamak için bu etkinliklerimizi bir düzene koyuyoruz. Geçen sene demeyeyim var, tabii sezon olarak bizim için geçti. 2015-16 sezonunda Mayıs ayında Erdağ'a katıldık. Konya Ereğli'de Aydos, 6. Aydos zirve tırmanışına katıldık. 3450 metre. 12 kişiyle katıldık oraya. Yine aramızda bir bayan arkadaşımız vardı. Bizim programlarımız sayesinde gördük ki 12 arkadaşımız yaklaşık 200-250 kişilik grup içerisinde çok rahat bir şekilde, hatta bizim performansımızdan çok düşük bir, bize yani çok kolay geldi öyle söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Çok rahat bir şekilde 3450 metreye çıktık. Resimlerimizde de dönüyor arada. Bayağı aslında karlı tipili bir ortamdaydı. Hı hı. Zorluydu. 2000 metrede bir kamp kurarak bu işlemi gerçekleştirmiştik. Bizim amacımız genelde üyelerimizi bu tür faaliyetlere hazırlamak aynı zamanda. Her etap bizim için bir eğitim. Karlı, yağmurlu, çamurlu. Biz asla hava durumuna göre etapın başından geriye dönmüyoruz. Herkesin kendine ait özel şahsi eşyaları var. Yağmurluk, kar botu, işte baton olsun, kask olsun. Bu şekilde etaplarımızla devam ediyoruz. Ben halkımızın bize ulaşabileceği sayfalarımızdan bahsetmek istiyorum. Evet, onlardan da bir bahsedelim. Evet. Bizim Facebook sayfamız Paktos Denizli. Buradan rahatlıkla bize ulaşabilirler. Herkese açık bir grup bu. Ayrıca Paktos.org isimli bir internet sayfamız var. Faaliyetlerimizi hem etkinlik bazında hem resim ve yazı şeklinde bilgilendirici içerik olan bir sayfamız. Buradan bize ulaşabilirler. Üyeliğimiz herkese açık. Yani ev hanımları, işte hangi partiyi tutmuş ya da işte sporcu, genç, yaşlı, herkesin katılabileceği etkinliklerimiz var. Aylık etkinliklerimizi takip edip istedikleri etkinliklere katılabilirler. Bunun yanı sıra yazın özellikle yaptığımız su yürüyüşleri ve kanyon yürüyüşleri oldukça zevkli. Çünkü çok sıcak geçiyor denizimizde hava. Değil mi? Hava çok sıcak. İşte çok yakın mesafelerde Çameli, Beyağaç, Altındere, Kelleci Deresi gibi yerlerde sıcakla, güneşle hiç buluşmadan gün boyu gerçekleştirebildiğimiz etkinlikler var. Bu etkinliklere de biraz önce bahsettiğim Facebook ve internet sayfamızdan takip ederek bize de katılmalarını rica ediyorum. Gelsinler. Bu denizimizdeki doğal güzelliklerden mahrum kalmasınlar. Peki, teşekkür ederim Ali Fuat Bey. Halil Bey, siz son olarak neler ekleyeceksiniz bizi izleyen izleyicilerimize? Neler söylemek istersiniz? Şimdi çoğu insan bize soruyor, yani niçin doğaya çıkıyorsunuz, niye dağlara çıkıyorsunuz diye. Benim buna söyleyebileceğim tek şey şu. Biz doğada kendimizi buluyoruz. Doğada yaratılışımızın özünü kavramaya çalışıyoruz. Bugün bizi, yani aklı bir karış havada insanlar gibi gören bazı insanlara diyorum ki biz dağlarda bir canlıları görebiliyoruz. Oradaki o yaşamın döngüsünü hissedebiliyoruz. Bir ağacın, bir böceğin, bir çiçeğin, bir bitkinin özelliklerini kavruyoruz. Ve bunları yaparken bir de bakıyoruz ki geçmiş insanlardan kalan medeniyetler var. Bunlarla ilgili izleri ulaşabiliyoruz. Bunları araştırdığımız zaman, birçok bilgiler edindiğimiz zaman bizden önce yaşayan insanların nasıl şartlarda yaşadığını, bizden sonrakilere bunları, biz emanetçisiyiz, bunları nasıl ulaştırabiliriz, bunları yaşıyoruz. Ben daha geçen hafta, ya bir geri gelmişken de söyleyeyim, Attu'da antik kentini ziyaret ettim ve çok etkilendim. Ve tavsiye ediyorum. Bakın, el değmemiş bir yer, henüz daha kazı da yapılmamış ama antik dönemin müthiş bir coğrafyasını hitap eden bir yerde, yani
antik bir kentin üzerine kurulan bir köyün mücadelesini bizzat gördüm. Önümüzdeki günlerde bir grup arkadaşla oraya araştırma amaçlı tekrar gitmeyi düşünüyoruz. Buradan anlatmak istediğimiz şudur. Lütfen o dört köşe evlerinizden, o stresten kurtulmak için doğaya buyurun. Doğaya, doğa hepimizi çağırıyor. Kesinlikle. Peki evet. Çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı, verdiğiniz bilgilerden dolayı. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Sağ olun. İnşallah. Evet değerli izleyenler, bugün de Yazıyor Yazıyor'un sonuna geldik. Yarın yine biz aynı saatte Deha TV ekranlarında Yazıyor Yazıyor ekibiyle karşınızda olacağız. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.